girdiler ve sicil affını biz şart olarak görüyoruz. Tamam. Şimdi Turgay Başkanım yine sorarız. Şimdi değerli Genel Başkanım, zatenizi 1 Nisan 1998 yılına götüreceğiz. Konuğumuzla değerli yönetmenim o fotoğrafı da paylaşırsa, bir de GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Sayın Zeynel Abidin Kıymaz Bey. Şimdi konuğumuz, evet, Sayın Mustafa Sarıgül'le 1 Nisan 1998 yılında Gaziantep'te Kanal 5 televizyonda bir röportaj yaptı. Şimdi ekranlarındasınız. Zeynel Bey, hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar diliyorum. Şimdi Sayın Genel Başkan, konuğumuz, biz zatenizin hem değerlendirmesini hem de sorusunu alalım. Buyurun efendim. Sayın Sarıgül, Türk siyasetinin renkli isimlerinden birisi. Aynı zamanda da sosyal demokrat cenahta yaptığı çalışmalar, aktivitelerle her zaman önde olan bir isimdi. Biyografisi incelendiği zaman da bu kadar çalışıp üreten bir sosyal demokrat birisi, Atatürkçü birisi neden CHP genel başkanı olamadı sorusunu da bir yanıt aramak lazım. Arayalım mı hemen, soralım mı? Sayın Sarıgül, 1998'de benim Kanal 5'te televizyon programı yapıyordum. Programıma konuk olmuştu. Zannedersem 99 seçimleri konuşuluyordu. O süreçte, dönemde programımızda o dönem ağırlıklı sorularımız CHP'ydi. Fakat şimdi saate yakın izledim, hiç CHP ismi geçmedi, adı geçmedi. Demek ki aradan geçen 20-25 süre zarfında Sayın Sarıgül'ün gündeminden CHP çıkmış gibi gözüküyor. Köprünün altından çok sular aktı Sayın, evet, Kıymaz. Biz üreten her insanı her yerde desteklememiz gerekiyor. Bu siyasi aranada da böyle, ekonomide de, sporda da vesaire, üretici insanlara bizim ihtiyacımız var. Genelde sosyal demokrat politikacılar hiç üretimden vesaire bahsetmezler. Sürekli politik terimler konuşmalarını dolduruyor. Bu açıdan biraz üretim ve ekonomi üzerine konuştuğu için mutlu oldum bir sosyal demokratım. Çünkü bölüşmek için önce üretmek lazım. Üretilmemiş, ortada bir katma değer bir şey yoksa bölüşümü, solculuğu konuşmanın bir manası yok. Solcuların da sağcıların da üretim birinci öncelikler olması gerekiyor. Bu EYT ile ilgili konuşuldu. 2008 sonrası çok EYT'li bu kanunun çıkmasını bekleye dururken kimi koronadan öldü, kimi yaşlılıktan öldü, kimi başka sebeplerden vefat etti. Birçok EYT'li bu müjdeyi işitmeden gittiler. Birçoğu da bunu konuş artık normal emeklilik süresi geldi o günden bugüne. Emekli oldular. Şimdi Zeynel, evet, Başkanım, evet, Sayın Sarıgül'e şimdi değerlendirmenizi, evet, yapıyorsunuz da zaman kısıtlamamız da var. Sayın ben Sarıgül, 10 dakikalık bir süre vardı diye bir kaç konuyla ilgili fikir. Şimdi cevap verecek size de siz yeni bir soru daha soracaksınız. Onun için zamanı değerlendirelim diyoruz. Evet. Alalım. Yayın gitti. Özür dilerim. Telefon geldi. Şimdi genel afla ilgili benim bir çağrım olmuştu. Ekim ayında GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı olarak Cumhuriyet'in 100. yılında böyle bir af ihtiyacı doğduğunu söylemiştim. Basında, medyada bayağı geniş bir şekilde yer aldı. Bunu Mustafa Sarıgül Bey'in de bir muhalefet partisinin genel başkanı olarak cesurca seslendirmesi güzel. Bu kadar ekonomik farklılık, yüksek enflasyonun olduğu, sürekli çevresindeki ülkelerle sıkıştığı, 15 Temmuz darbesi gibi bir darbeden sonra çıkmış ülkemizde sorun sarmalına döndü ve şu özel zaman vardır, hukukçular söyler. Suçu toplum hazırlar, fert işler. Yani bu çarpık düzenin suçlu üretiyor. Özellikle uyuşturucu kullanımıyla ilgili 90 bin civarında bir
genç ve çocuk suçlulardan bahsetti. Bu çok müthiş büyük bir hadise ülkemiz açısından. Hem suçun önlenmesi için tedbirler alınması gerekiyor. Hem de suça bulaşmış kişilerin ıslahı ve topluma kazandırılabilmesi hususunda hem millet olarak, hem aile olarak, hem siyasi olarak, hem de devlet olarak hepimizin üzerine düşen sorumluluklar var. Bunları yapmamız lazım. Devlet genel af çıkarırken kendine karşı işlenen suçlarla ilgili af çıkarabilir. Bu siyasi olur ama onu yönetenler ihtiyaç duyuyorlarsa öyle bir, af çıkarma gereği duyuyorlarsa çıkarabilirler. Anladığım kadarıyla başkanım, Sayın Sarıgül'ün performansını iyi buldunuz. Evet, ben bayağı mesafe kat ettiğini fark ettim. Bazı siyasiler 1970'lerde, 80'lerde, 90'larda kalıyor ama 1956 doğumlu Mustafa Sarıgül'ün yarınların Türkiye'si ile ilgili hayallerinin olması ve günün meselelerini iyi anlaması, Avrupa'da gelişmiş toplumların gelişme kabiliyetlerini araştırıp ortaya koymasından memnuniyet duydum. Genelde bizden biraz daha yaş itibariyle ileride olan siyasiler hep 1970'lerin sloganı etrafında dönüp dolaşıyorlar. Üretime yönelik, geleceğe yönelik ve gençliğe yönelik hayalleri olan bir siyasi büyüğümüz olarak ben memnun oldum, bunu ifade edeyim. Sicil lafı çok önemli. Bu çarpık düzen içerisinde ekonomik zorlukların, problemlerin fazla olduğu, iflasların fazla olduğu, çek senetlerin ödeme sıkıntısının yüksek düzeyde olduğu bir toplum böyle bir sicil lafına ihtiyacı var. Bunu Mustafa Sarıgül'ün tespit edip ortaya koyması da esnaf odaları ve derneklerin, ticaret sanayi odalarının dile getirmesi gereken bir konu. Sayın değerli Genel Başkan Mustafa Sarıgül'ün bu sorunu tespit edip ortaya ve tartışmaya açıyor olması da yerinde ve çok gerekli ve iyi gördüm. EYT'lilerle ilgili ben de televizyon programları yaparken onu ilk Türkiye gündemine koyan gazetecilerden birisi benim. Evet. Parlamentoda birkaç defa gündeme getirdim. Parlamentoda canlı yayınlar aldım. Milletvekillerinin görüşlerini yansıttım. Böyle bir sorun olduğunu söyledim ve Beyoğlu'nda bir pastanede EYT'lilerle ilk toplantı yapan kişi benim. Oo, güzel. Burada EYT'lileri buluşturdum. Başkanımız sosyal yönü çok kuvvetlidir Zeynel Abidin Bey'in. Bu kardeşlerimizin sorununu ilk defa gündeme taşıyan kişi ben sayılırım. Yani benim gibi bir iki kişidir. Sonra o toplantıya katılanlar platformlar oluşturdular, gruplaştılar ve bugüne geldiler. Zafere ulaştılar. Yani bu dönemde katkınız var. Başkanım, evet. Süremiz çok az. Son sorularınızı, şimdi, sözlerinizi alalım Sayın Sarıgül'e. Mustafa Sarıgül ve bıçaklanmazdan evvel Öztürk Yılmaz Bey, biz konu etmiştik, konuştuk sizlerden. Öztürk Yılmaz Bey'in de samimiyetine, bu ülke için bir şeyler yapacağına olan heyecanına hayranım. Fakat Cumhurbaşkanlığı modeli, rejimi içerisinde olduğumuzu siyasilerimiz bazen unutuyor. Diyorlar ki ben iktidara gelirsem, işte biz iktidar olursak, ya artık Cumhurbaşkanlığı rejimi modeli var. %51 alan bir kişi seçiliyor ve yürütme tamamen her şeyle onun elinde, yasamada birçok parti bir araya gelerek yasa değiştirebiliyor. Yani çoğunluğu bir partinin alma şansı da zayıf. Böyle bir rejim içerisinde Sayın Mustafa Sarıgül %51 hayalleri olabilir ama ben bunu real bir görüş, düşünce olarak görmüyorum. O zaman ne oluyor? Bu pozisyonda bulunan siyasi partiler birbiriyle dayanışma içerisine geliyorlar. Renkleri birbirine yakın veya görüşleri yakın partiler gruplaşıyorlar. Şimdiki deyim de ittifak oluyor. Cumhur İttifakı'yla Millet İttifakı diye bir gruplaşma oldu. Şimdi Mustafa Sarıgül bu görüş ve düşünceleriyle hangi ittifakla beraber Cumhurbaşkanlığı seçimine girecek? Yoksa kendisi, evet, başkanım cevaplıyor. Kendisi mi aday olacak? Bu siyasal yapı içerisinde partilerin ittifak yapma zorunluluğu söz konusu.
kendilerini konumlandıracak olurlarsa yeni bir ittifak mı kuracaklar Mustafa Sarıgül? Bununla ilgili ne düşünüyor? Çok teşekkür ederim başkanım. Evet Sayın Sarıgül. Sayın Zeynel Abidin Kıymaz Bey aldık. Türk siyasi hayatında bir döneme imza attı. Çok önemli bir isimdir. Zeynel Abidin Kıymaz Bey. Evet. Buyurun Genel Başkanım. Şimdi Zeynel Abidin Bey'e çok teşekkür ediyorum. Ne güzel soyadı var, Kıymaz. Kıymaz diyor Zeynel Abidin Bey. Konulara yaklaşımı, meselelere yaklaşımı son derece değerli ve Zeynel Abidin Bey kendisini güncellemiş olan bir arkadaşımız. Şimdi Türkiye Değişim Partisi olarak özellikle biz tarafsız bir cumhurbaşkanı arzu ediyoruz. Güçlü bir parlamento arzu ediyoruz. Ve yargının da bağımsız olmasını istiyoruz. Bizim Türkiye Değişim Partimizin kuruluş amaçlarından bir tanesi evrensel hukuk kurallarıdır. Ve anayasanın yeni baştan sivil bir anayasa yapılmasıdır. Bunlardan bir tanesi de anayasanın ilk 4 maddesi mutlaka değiştirilmez olanlardan bir tanesidir.